Peki e, memurları sorayım. Heh, e, onlar memurları için ne? agi nasıl ödenecek? Şimdi memurlarda bir beklenti içindeydi. Acaba hani az önce söylediğim evet. o vergisiz kısım memurların maaşında da olur mu diye. Aha. Hatta böyle talepler de oldu. E, burada asgari ücretten vergi kalktı. Meclisteki yasayla. Onun dışındaki maaşlar da vergide duruyor, agide duruyor. Memurlar için de sistem aynen devam edecek. Hı -hı. Bu agiyi biliyorsun memurlar da alıyor. Evet. Hatta Peki. emeklilerin de bir yüzde dörtlük. Bir ödemesi var. Hani agi tipi bir ödeme var. Ha, oradan da bir fayda sağlanacak evet. aslında. Apartman görevlilerinde son durum ne oldu? Evet. Şimdi tabii apartman görevlilerinin hesabı ayrı yapılıyordu. Her sene yani. Çalışma Bakanlığı asgari ücreti açıkladığında iki hesap açıklardı. Aha. Şimdi tek hesap açıklandı. Artık apartman görevlileri de yine vergisiz asgari ücreti almaya devam edecekler. Aynı onların rakamı alacaklar onlar 4253 lira 40 kuruş oldu. Peki işverene destek Evet. Kısmı da önemli. Yok diyenler var. Doğru işte az önce söyledim. Zaten 10 puanlık bir destek yapılmış evet. burada. Ee, şimdi e, dolayısıyla burada vergi aşağı yukarı agisiz vergi 700 küsür lira tutuyor. Agiyi düşerseniz hani iade edildiği için söylüyorum. Hı -hı. 380 lira civarında bir vergi e, bir kere işveren vermiyor. Hı -hı. Yine işverene maliyeti baktığınız zaman o 10 e, puanlık e, düşüşten dolayı işverenin orada da 456 liralık bir kazancı oluyor. Evet. Toplamda da 700 küsür liralık bir destek verilmiş oldu hı hı. işverene. Burada o rakamlara da baktım ben. Yıllık 54 milyar liralık vergiden feragat e, ediyor devlet. Dolayısıyla bu e, vergi iadesi e, sebebiyle. E, böyle bir destek var. İşverene destek yok. E, o doğru değil. Evet. Zaten burada iki yönlü düşünüldü. Hem işçinin maaşı %50.4 artırıldı Hem de Hı -hı. işverenin destekleri burada getirildi. Zaten vergi desteği var. Evet. Dediğim gibi e, matrağın düşürülmesiyle prim desteği var. Maliyet 456 lira düştü. Zaten bakıldığı zaman geçtiğimiz yıl maliyeti işverene maliyeti 4203 lira civarında. Hı hı. Bunu %50 arttırdığınızda 6000 küsür lira oluyor. Halbuki bu sene işverene maliyet 5800 lirada kalmış oldu. Evet yani orada bir desteği var yani. Evet, orada da işte bu 10 puanlık katkı oldu. E zaten o fotoğraf çok önemliydi. Evet. E, o imzanın atıldığı fotoğraf. Hem evet. işveren vardı, hem işçi vardı, hem hükümet işte Sayın Cumhurbaşkanı vardı. Mutabakat bu bu seneye yani 40-50 tane yapılmış böyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5-6 tane üçlü imza olmuş. Biri de Hı -hı. bu yıl oldu. Evet. Yani tarafların yani, mutlu ayrıldığı evet, belliydi aslında orada yüzlerden bunu konuştuk. de. Niye asgari ücret artmalı diye. İşçinin refahı çok önemli. Evet. Verim açısından önemli. Hem satın alma gücünü arttırıyorsunuz. Hep onu söylüyorum. İşçiye verdiğiniz parayı götürüp yastık altına koymuyor ki o da getiriyor. Tabii. Sizin ürettiğiniz ürünleri alıyor. E, dolayısıyla hani burada bazı endişeler olabilir. Hani... Ee, acaba kayıt dışı çalıştırma olabilir mi vesaire. Hı hı. Bence evet. olmamalı zaten. Hani onun detayına da girebilirsin. Daha 10 soruyu e, tamamlamadın e, herhalde. 10 soru aslında nihayete erdi. Ben şimdi emekli ve memur zamlarını soracaktım. O kısmı açalım sonra geçelim istiyorsanız. Olur. Yani onlar önemli artık. Asgö ücreti hallettik. Agi'de bir kafa karışıklığı vardı. Onu da hallettik. Evet. Şimdi tabii şöyle e, memurlarla başlayayım istersen. Memurlar zaten Toplu sözleşme yapmışlardı ama toplu sözleşme yaptıklarında tabii e, ekonomideki bu dalgalanma yoktu. Hı hı. Onlar e, gidip çalışma ile bir görüşme yaptılar e, memur sendikaları hı hı. ve ek bir protokol yapalım dediler. Bu toplu sözleşme yasal bir şey. Dolayısıyla ona uymak zorunluluğu var. Dolayısıyla ek bir protokolle toplu sözleşmenin üzerinde bir zam da yapılacak memurlara ve memur emeklilerine. Hı hı. Şimdi toplu sözleşmede %5'lik bir zam var zaten Ocak'ta. Artı bunun üzerine... Ee, aralıkla temmuz arasındaki 6 aylık enflasyon farkı da konulacak. Dolayısıyla hmm. biz bir hesap yaptık hani beklentilere göre. 16-17 civarında bir zam yapıyor bu. Hmm. Ama yıl sonunda atıyorum işte enflasyon yüzde 25 çıktı diyelim. O aradaki fark da ödenecek. ödenecek öyle gözüküyor memur ve memur emeklilerine. Şimdi tabii emekliler deyince sadece memur emeklileri yok diğer emekliler tabii. de var. Diğer emekliler önemli burada yani evet. öbürleri de önemli de hı hı. öbürleri en azından toplu sözleşmeye giriyor. Ama evet. SSK ve Bağkur emeklileri toplu sözleşmeye girmedikleri için onların zammı bunlara karşı düşük kalmıştı. Niçin? Hı hı. Onlar sadece 6 aylık enflasyon kadar zam alacaklardı. Yine o hesaplamalarımıza göre yıl sonunda onların zammı da 14-15 civarında olacaktı. Hı hı. Şimdi Sayın Bakan'ın da açıklamalarında onu gördüm. Üçlü bir... E, zam e, çalışması var. Üç formül var. Bir hı hı. seyyanen bir zam yapmak. Hı hı. İki taban maaşları yükselterek yapmak. Mesela şimdi en düşük maaşı yükselterek yapmak hı hı. E, mümkün. Üçüncüsü de kademeli olarak oransal bir zam yapmak. Yani işte atıyorum 3000'in altındakilere şu kadar. 3000'in binin üstündekilere şu kadar gibi. Ama hepsi bu asgari ücret zammına yakın bir zamma kavuşacak. Ben o bilgileri alıyorum. Ah, çok güzel. Hem memurlar hem de emekliler için söylüyorum. Evet. Bir %50 geliyor. olur mu bilemem ama yüzde %40 rakamını duydum. Ee, bir bakacağız. Ee, bu çalışmaların sonunda biz de görmüş olacağız. Evet. İnşallah onların da yüzü gülecek. Evet. Çünkü çok yani özellikle SSK ve Bağkur emeklilerinde 2000 liranın altında maaşlar da var. Evet. Gerçi oradaki taban maaş 1500 liraya kadar çıkartılmıştı ama. Ee, onlar muhtemelen düzeltilecek. Yani hükümet buna çalışıyor. Merak etmesinler. Sabırla beklesinler. Peki son olarak 3600 ek göstergeyi de sorayım. E, yani konuldu konulacak ama evet. tam olarak öngörüleriniz nedir merak Şimdi, ediyorum. Şimdi 3600 ek gösterge memurları ilgilendiren bir şey. Tabi orada biraz da memur emeklilerini de ilgilendiriyor. Yani emeklilere de e, sirayet ederse o diye geriye dönü şu anki emeklilere. Ek gösterge arttığı zaman. Memurların maaşları artacak. İkramiyeleri 38 bin liraya kadar artacak bir hesap yaptık. Emekli maaşları da bin lira, 1500 liraya yakın artış olacak. Dolayısıyla burada bir dengesizlik var. Yani seninle onu detaylarını çok konuşmuştuk. Hani 3600 ek gösterge memur maaşlarını belirleyen bir parametre. Evet. Ama işte yaptığı işe göre o ek gösterge farklılaşmış. Dolayısıyla orada bir dengesizlik ve haksızlık olmuş. O tarihe karışacak. Öyle gözüküyor. Ocak ayı ile birlikte bir komisyon kurulup bu çalışmaya başlayacak. 2022 yılında hem 3600 ek gösterge hem de sözleşmeli memurların kadroya alınması sağlanacak. Öyle gözüküyor. Yani o daha adil bir tablonun oluşmasına da vesile Elbet. olacak. Elbette. Yani mi? oradaki dengesizlik bence tarihe kavuşacak yani. Böyle gözüküyor.